KHK'lar gidecek, biz kalacağız. İşimizi geri tutuyoruz. Bizleri işlerimizden edemezsiniz. Bizler
bu nesneyi, bu emeği kendimiz tırnaklarımızla kazıyarak edindik. O halin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yüz binlerce insanı ve ailesini açlığa mahkum ediyorsunuz. Yurt dışına çıkmasını yasaklıyorsunuz. Onların çalışma hakkını ellerinden alıyorsunuz. Onlar seçiliyor, matbatalarını ellerinden alıyorsunuz. Yerel seçimler oluyor, seçme haklarını bile tartışma konusu ediyorsunuz. Bugün ihraç ettiğiniz insanlar bu ülkenin akademisyenleri, bu ülkenin doktorları, bu ülkenin öğretmenleri, mimarları, mühendisleri. Siz bu ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyorsunuz. Biz burada İstanbul KHK'lılar platformu olarak amacımız KHK'ların bütün sonuçlarıyla iptalini ispat etmek. 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ilan edilen OHAL ile yaklaşık 140 bin kamu çalışanı terörle irtisaklı yahut irtibatlı olduğu yakalanması ile görevlerinden alınmış ve ihraç edilmişler. Hiçbir savunma hakkı tanınmadan haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden edilen yüz binlerce kamu çalışanı yaşadıkları sürecin ağırlığına dayanamayarak amansız hastalıkları yakalanıp yaşamlarını yitirmiş. Bunun yanında çıkarılan KHK'lara dayandırılarak getirilen güvenlik soruşturması uygulamalarıyla yüz binlerce genç atama yeterliliğine sahip olsalar da görevlerini başlatılmamış işsizliğe mahkum edilmişlerdi. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. İşimizin geri alacağız. İşimizin geri alacağız. OHAL resmiyette bitmiş olmasına rağmen OHAL uygulamaları toplumun genelinde ve ihraçlar üzerinde hükmünü bütün ağırlığınca sürdürmektedir. İhraç olanlar sadece işlerinden edilmekle kalmamış. Çalışma hakları, seyahat hakları, fikir hürriyetleri, seçilme hakları gibi en temel, en insani haklarından men edilmiş. Vatandaşlık hakları geriletilerek neredeyse vatandaşlık statüsünden çıkarılarak sivil alime terk edilmişlerdi. İhraç edilen kamu emekçilerinin mahkemelere müracaat hakları da ellerinden alınarak kendilerine zorunlu ve tek adres olarak gösterilen OHAL komisyonu da adil bir işlem gerçekleştirmemektedir. Komisyon incelediği dosyaların 84.300 dosyanın 77.600 hakkında red vermiştir. Anayasal haklarını kullandıkları için hukuksuzca tutuklu bulunan ve ceza alan KHK'lılar bir yana, adli işlem geçirmeyen ya da geçirdiği işlemler sonucu takipsizlik ya da berantadan KHK'lılar da görevlerine iade edilmemiştir. Kısacası OHAL komisyonu oyalama komisyonuna dönmüştü ve adaletten, hukuktan çok uzaktı. OHAL komisyonu bu nedenle lağvedilmeli. Yapılan ihraçların en büyük kısmını eğitimciler, öğretmenler oluşturmaktadır. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaklaşık 50 bin öğretmen yapılan ihraçlarla öğrencilerinden, okullarından uzaklaştırılmıştı. Aynı zamanda öğretmenlere özel çalışma yasağı getirilerek
inanıyor ve susmuyoruz. KHK'dan hemen bir yasa ile iptal edilmeli. Başta eğitimciler olmak üzere bütün KHK'lılar derhal görevine iade edilmelidir. İşimizi geri istiyoruz. Biz haklıyız, biz kazanacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. İşimizi geri alacağız. İşimizi geri alacağız. İşimizi geri alacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Burada izole etmeye çalıştılar. Oysa çalışanlar ve İl Milli Eğitim Müdürümüz hemen şuradayken bizi bir parkın içine sıkıştırıp burada okutmuştur. Çok rahat basın açıklaması düzenleyebilen, gece gündüz emekçi olduklarını söyleyen insanlar çok rahat açıklama yapabiliyorken bizler sanki oraya saldıracağız gibi, sanki bundan önce bir şeyler yaptık gibi bir muameleyle basın açıklaması dahi düzenlenmemiz engellenmiştir. Ne kadar engellerseniz engelleyin, biz bu haklı meşru mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul KHK'lılar platformunu büyüteceğiz ve her yerde şunu söyleyeceğiz. İşimizi geri istiyoruz. Haksız ve hukuksuzca ihraç edildik. İşimizi geri istiyoruz. Alana kadar da alanlarda mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz.